arkadaşlar diyor. Nemin suresi 72'ye kadar gelmiştik. Bugün 73'ten devam edeceğiz. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı büyük bir lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. Yani Rahman dünya hayatında Müslüman ve kafir ayırt etmeden rızık veren, Rahim ise ahiret hayatında sadece müminlere merhamet eden Allah anlamındadır. Allah'a küfrediyor, Allah rızık veriyor. Allah'ın öldürme dediği insanları öldürüyor, Allah rızık veriyor. Her türlü kötülükleri yaptığı halde yine Allah rızık veriyor. İşte bunu diyor ayette. Şüphesiz sen Rabbin insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Her türlü isteklerini, rızıklarını dünya hayatında veriyor. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. Yani iki yoldan bahsediyor Allah. Birisi şükredenlerin yolu, bağışlanma yolu, Rabbani yol. Biri de şükretmeyenlerin yolu, gayr-ı Rabbani yol, bağışlanmayanların yolu. İşte bağışlanmayanların yolunun teklif sunucusu İblis, bağışlanma yolunun teklif sunucusu da takvadır. Toplum dilinde vicdandır. İşte bağışlanma yolunu tercih etmeyenler insanların büyük bir çoğunluğunu teşkil ediyor. Doğru olan, hak olan Allah'ın söyledikleri ise neden insanların çoğunluğu yanlış yolda? İşte onu anlatıyor. İnsanların çoğu şükretmiyorlar. Çoğu kendilerine verilen o nimetlerin kadrini, kıymetini takdir edemiyorlar. Onu anlatıyor. Ses duyulmuyorum hocam. Devam edelim, zaman geçirmeyelim. Allah Allah, bizim ses mi kesik yoksa? Hocam, senin hoparlörünle veya internetinle bir problem var. Allah Allah. Yeni düzenledim, geldim ama. Bende mi? Geliyor mu şimdi ses? Ses geliyor şu anda. Tamam, şimdi olsun, şu anda geliyorsa iyi. Şimdi, Allah çoğunluktan bahsediyor. Ve çoğunluğun iman etmediğini, hatta çoğunluğa uyarsan seni saptırırlar diyor. Bir dakika geliyor. Çoğunluğun yaptığını, seçimini doğru ve meşru olarak kabul etmek durumunda mıyız? Yoksa burada bir yanlış var mı? Yanlış tabii ki hocam. Çoğunluklar saptırı diyor Kur'an. Bitti. Eyvallah. Ayrıca çoğunluk kutsal değildir. Mutlak değildir. Bunu şeyde, gelenekte şöyle derler. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani ümmetin icmasını bir ölçü olarak kabul ederler. Bir delil, belge olarak kabul ederler. Bu da yanlış. Ümmetin icmasını kabul etmek. Oysa Allah'ın kabul
emrettiği şey evren yasaları ve vahiy yasalarıyla uygunluk içerisinde olan delil ve belgelerdir. Diğerlerini kabul etmez. Şimdi toplumun çoğunluğunu ölçü olarak kabul etmenin sıkıntılı başka tarafları da var. Nedir o? Adam çoğunluğu ne geçirmiş olabilir? Mesela örneğin Güneydoğu'nun tek başına bir bölge olduğunu, devlet olduğunu düşünelim. Burada seçime gidilecek. Kim kazanır burada? Orada ırkçı propaganda yapan, dilsiz bir Türk devleti kurmak isteyen, bundan çoğunluğu ele geçirir. Şimdi çoğunluk burada oy verdi buna diye. Bu doğru anlamına gelir mi? Gelmez. Veya şimdi Yunanistan'da da bir çoğunluk var. Ama oradaki Trakya'daki Türklere, Müslümanlara hiçbir hak hukuk tanımıyorlar. E şimdi çoğunluk öyle karar veriyor diye. Doğru mu olmuş oluyor? Efendim, Hitler döneminde yaptıkları propagandalarla çoğunluğu ele geçirdiler. Hitler'i hepsi alkışlıyorlardı. Hepsi peşinden gidiyordu. Halkın çoğunluğu onun tarafındaydı. Hatta bazı konuşmacılar der ya, onun propaganda bakanı vardı Goebbels. O diyordu ya, ortaya bir yalan alacaksınız. Kocaman bir yalan ve çok basit bir yalan. Ve sürekli tekrar edeceksiniz. Ve göreceksiniz bakın kitleler bu yalanın arkasından nasıl gidiyorlar diye. Bu yöntemle çoğunluğu da eline geçirebilirsin. Çoğunluğu medyayla yönlendirebilirsin. Çoğunluğu dejenere de edebilirsin. Dolayısıyla çoğunluğu ölçü alan sistem, yani demokratik sistem, doğru bir sistem değildir. Hakka dayalı bir sistem değildir. Üstelik o çoğunluk güç sahiplerinin hoşuna gitmediği zaman darbe de yapıyorlar, müdahale ediyorlar. Hatta diyorlar bunlar şu an bunu kaldıramıyorlar. Demokrasiye uygun bir toplum değil. Kendi istediklerine göre tekrar eğip büküyorlar. O bakımdan burada bizim çoğunluk kelimesinden yola çıkarak Kur'an'daki Allah'ın bahsettiği çoğunlukla demokrasinin baz aldığı çoğunluğun arasında 180 derece bir zıtlık var. Bunu bilmemiz lazım. Yani şöyle diyelim, bizim Rabbimiz Allah, toplumların Rabbi çoğunluk. Bakalım ahiret aleminde görüşeceğiz. Çoğunluğun dediği mi doğruymuş, yoksa azınlığın, Allah'ın söylediklerini ilke edinenlerin söylediklerim doğruymuş. Olay bu. Ve şüphesiz senin Rabbin sinelerinin gizli tuttuklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmektedir. Ve şüphesiz senin Rabbin sinelerin yani kalbinden geçirdiklerini ve ertelediklerini bilebilir. Bir başka ifadeyle senin kalbinden açığa vurduklarını, gizlediklerini de bilir ifadesiyle. Bunu da yine Bakara suresi 284'te açıklıyordu. Yani kesinlikle Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmektedir. Yani Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Devam eden ayetlerde de bunları izah ediyor. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta levh-i mahfuzda olmasın. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta olmasın. Apaçık kitap dediği nedir? Hocam ben bu ayetten çıkardığım Allah'ın hafızası. Her şey Allah'ın hafızasında. Hafıza demeyelim de bilgisi diyelim. Bilgisinde, bilgisi dahilinde. İnsan hafızası gibi oluyor. Levh-u mahfuz diye iki kitaptan bahsediyor Kur'an. Hani sana ruhtan sorarlar de ki o Rabbimin katındadır. Ondan size az bir şey verilmiştir. İşte Kur'an'daki bilgiler, hani bir ayette de şöyle diyor.
Allah'a ait olan bilgiler, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, denizlerin mürekkebi biter, mürekkep biter, kalem biter ama Allah'ın bilgisi bitmez. İşte Kur'an'daki bahsedilen aslında formül halinde yaygınlaştırılmış bir şekilde, bak burada ne diyor? Sinelerin üzerinde gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah'ın bilmediği denizin, okyanusların derinliklerinde, dağların tepelerinde, ormanların içlerinde neyi varsa onların hepsini bilir diyor Allah. O zaman bu bilgi levh-i mahfuzda kayıtlı, levh-i mahfuzda Allah'ın katında bilgi anlamında kullanmış. Allah katında bilinen anlamında kullanmış. Levh-i mahfuz diye bahsetti. Allah'ın hafızasında var. Olay bu. Hocam ben de levh-i mahfuzu şu şekilde anlıyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın evrene, varlık alemine koymuş olduğu bütün kurallar manzumesi olarak anlıyorum. O var, bir de şey var işte, Allah'ın gönderdiği şu vahyi bilgilerin aslında formülünü vermiş, o formülün dışında... İşte vahyi bilgilerini de içine alarak. İçine alan bütün şeyler levh-i mahfuzda vardır. Yani bize aktarılan çok az bir kısım ama Allah katında bilinmeyen. Bak bugün yani Meariz suresi 4. ayette melekler ve ruh, ona süresi 50 bin yılda ulaşırlar diyorlar ya, işte bu ulaştıkları bilgiler Allah'ın koyduğu bilgileri anlama anlamında Kur'an kullanmış. Yani insanoğlu varoluşuyla öğrenmeye başlıyor. İnsanoğlu yok oluşuncaya kadar bu öğrenme devam ediyor. Bu da yaklaşık 50 bin sene sürüyor. Yani insan Allah'ın yarattığı evrendeki bilgilerin sırrını 50 bin yıl zaman süresi içerisinde ancak çözebiliyor. Bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Gerçek şu ki bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığı düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatıyor. Şu 75'i okuduk mu hocam? Gökte ve yerde. Kitapta. Tamam. Tamam. Evet, anladım. Gerçek şu ki bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatıyor. Yani hani Bakara suresi 97. ayette Cibril ifadesini kullanırken senin kalbine geçmiştekilerin, geçmiş peygamberlerin söylediklerini, Allah'ın gönderdiklerini ilka ve ilham etme olayına Cibril diyordu. Yani bu bilgiler İsrailoğulları ne zaman? Yaklaşık Hazreti Musa döneminde. İsa'dan önce Musa yaklaşık 1300 yıl önce yaşadı. 700 yıl daha olsa 2000 yıl. Yani 2000 yıl peygamberden önceki olayı kim doğru bir şekilde aktarabilir? O bilgileri Allah'ın Resulüne Allah gözünün önünde her şeyi bilen Allah'ın net bir şekilde ortaya koyup İsrailoğulları hakkında kendi aralarında ayrılığa düştüğü konulardaki bütün bilgileri sana aktarmaktadır, anlatmaktadır hocam, diyor. Birçoğunu diyor. Neden hepsini, ayrılığa düştükleri şeylerin hepsini söylemiyor da birçoğunu söylüyor, bir kısmını söylemiyor? Kur'an'ın bu sürekli söylediği bir şey. Hani birçoğunu açıkladı, birçoğundan da vazgeçti. Sürekli söyledi, bu değil mi? Aslında İsrailoğullarının hepsini söylese bu Kur'an'a sığmaz. Hani peygamber hakkında iki eşi
aleyhinde atıp tutmuşlardı. Bazılarını açıkladı, bazılarından da vazgeçti ifadesiyle olayı anlatıyor. Buradaki ifadede de o. Yani birçoğunu anlattı, birçoğundan da vazgeçti. Yani ihtiyaç duyduğu, gerek duyduğu şeyleri anlattı. Zaten senin onların anlattıklarına özgü sana da anlattıkları şeyler de var. Onları da beraber örtüştürerek anlatıyor diye düşünüyorum. Ve gerçekten o müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Ve gerçekten o müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Yani hidayet nedir? Bağışlanmadır. Dilediğimi hidayete erdiririm, dilediğimi bağışlarım. Yani burada insan kendisi istemekle Allah'ın yarattıkları evren ve vahiy yasalarından istifade etmek isterse işte dilediğini hidayete erdirir ve dilediğini rahmete sokar. O inananlar için bir rahmettir. Yani bu rahmet, eğer Allah böyle bir imkan tanımamış olsaydı insanlara, o zaman bu insanlar bu rahmeti, bu hidayeti nereden bilebilecek, nereden bulacaklardı? İşte Müslüman olanlar bunun farkında, kabul ediyorlar ve bundan dolayı da işte onlar inandıklarından dolayı mutmain oluyorlar. Kur'an dediği bu. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında kendi hükmünü verecektir. O güçlü ve üstün olandır, bilendir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında kendi hükmünü verecektir. Nerede verecek? Dünya hayatında eğer Müslüman olanlar güç ve kuvvet haline gelebilirse Müslümanlar eliyle verecek. Eğer dünya hayatında Müslümanlar güç ve iktidar sahibi olamazlarsa Allah ahiret aleminde hükmünü verecektir. Yani orada inkar eden ve zulmedenlerin cezasını ebedi cehennemde ödettirecek. Zulmeden Müslüman olanların mükafatını da ebedi cennetle mükafatlandıracak. Olay bu. Yani Allah güç ve kuvvet sahibidir. Kesinlikle dünya hayatında kendilerinin güç ve kuvvet sahibi olduklarını iddia ediyorlarsa, ben sizin Rabbinizim diyorsa, bunlar Allah'ın karşısında kendilerini büyük tanıyorlar. Hani iblis, sen benim sözüme karşı mı çıktın deyip de seni huzurumdan kovdum diyordu ya, işte iblisle bütünleşen insanlar kendilerini gurur ve mağrur olarak tanıtıyorlar. O zaman Allah'ın huzurunda kimsenin gururlanmaya, mağrurlanmaya hakkı yok. Her insan dünya hayatında bir deneme süreci geçiriyor ama ahiret aleminde bu deneme sürecinde hidayete erenler kurtuluşta, hidayete ermeyenler de, Allah'ı unutanlar da ahiret aleminde ebedi azapta olacaklar ifadesiyle kullanıyor. Yani bundan kaçınmak mümkün değil. Cehennemin üzerinde 19 vardır derken de bunu anlatıyor. Yani sen ölsen de, öldürülsen de, sana her türlü işkenceleri yapsan da, sen sadece Allah'a tevekkül et. Dünya hayatı bir an, ahiret ise ebedidir. Onlar sana zulmediyorlarsa ahiret hayatında ebedi olarak bunun bedelini ödeyecekler. Ama sen ise öldürülsen bile ahiret hayatında sana ebedi bir cennet hazırlayacağım. Köşkler hazırlayacağım. Hani o inkar edenler diyorlardı ya,
senin altından bir evin olmalı değil miydi dediler diyor Allah. İşte ahiret aleminde sana köşkler vereceğiz ifadesiyle onların o sorusuna cevap veriyor. Çünkü sen apaçık hak üzerindesin. Sen hakkı hakikati söylüyorsun. Allah haktır. Allah hak olanı söyleyeni övecektir, över. İşte Allah şu anda biz göremiyoruz. Efendim inanmayanlar, inkar edenler Allah görüyor, biliyor, izliyor. İşte o inkar edenlerin yaptıklarını Allah ahiret aleminde ödülünü veya cezasını verecek. Dünya hayatında Allah'ın yanında olanları Allah övüyor. Neden övüyor? Düşünebiliyor musun? Bir peygamber gelse Allah'tan başka ilah yoktur. Ben Allah'a iman ettim. Ona kulluk ve ibadet ediyorum dediği zaman onun yanında olanlar, ona destek verenler onun katında o kadar değere tabi tutuyordu ya. İşte peygamberlerin hep istediği kendi söylediğini Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara anlattığı zaman kendini destekleyen bir tane kişinin çıkmasını istiyor Allah. İşte öyle zaman gelmiş ki bir tane kişi bile inanmadan onlar hayatlarını bitirmişler. Ya öldürmüşler ya sürülmüşler, kovulmuşlar. Ama Allah bunları görüyor, biliyor. Fakat dünya hayatında ben kimsenin yaptığı zulme karşı onu dünyada cezalandırmayacağım. Ben cezamı ahiret alemine erteliyorum ifadesiyle noktalıyor. Çünkü gerçekten sen ölülere söz dinletemezsin. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara çağrıyı işittiremezsin. Şimdi gerçekten sen ölülere dinletemezsin. Buradaki ölü kelimesini hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamında ölü değil veya bu ölüden bahsederken onlar dinlemez, mezarlardakine sen işittiremezsin ifadesi kullanırken de bunu anlatıyor. Yani onların vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri de mühürlenmiş. Onlarla Kur'an arasında bir perde vardır ifadesiyle onlara sen ahiret aleminde cehennemde yanacaksın, cennette mükafatlandıracaksın desen de onlar için fark etmez. Çünkü onlar inanmıyorlar diyor. Dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Onların kulağı var ama duyarsız, o ilahi mesaja karşı duyarsız anlamında onlara ne söylesen onlara işittiremezsin mesajı veriyor. Bu da Bakara suresinin 259. ayetteki en güzel açıklamayla bunları anlatıyor. Ölü kelimesini. Veya Bakara suresi 73. ayette kesilen ineğin parçasıyla vurulmayla dirilen bir ölüden bahsediyor. Biliyorlar sanıyorum. Sadece ben burada bir hatırlatma olsun diye söyledim. Veya Hazreti İsa ölüleri diriltiyordu. İfadesi de bu anlamdaki ölüleri diriltiyordu. Ama Allah bir taraftan bir peygamberine mucize veriyor. Gel ölüleri dirilt diyor. Öbür taraftan öbür peygamberine diyor ki sen ölüleri işittiremezsin diyor. Ona mucize vermiyor. Çok garip. Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere söz dinletebilirsin. İşte Müslüman olanlar bunlardır. Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin. Senin görevin değil bu. Çünkü bir insan kendisi istemedikçe bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler onu hidayete getiremezler.
Yine bir insan kendisi istemedikçe bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler onu nankörlüğe sürükleyemezler. Bağışlanmaya getiremezler. Hidayete getiremezler mesajı veriyor. Yani kesinlikle insanın kendi kararına bağlı bu. O zaman insan yalnız olarak doğuyor, yalnız olarak ölüyor ve yalnız olarak hesaba çekiliyor. Onun için senin görevin onları uyarmak, mümin olanları müjdelemek, Müslüman olmayanlara, mümin olmayanlara da uyarmak, korkutmaktır. İster onları kabul eder, ister reddeder. Erdici değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere dinletebilirsin. Yani şu anda şu Kur'an'ı şu topluma çık anlat bakayım. Hani İsmail Hocam ne diyordu? Camideki o insanlara ben anlatıyorum ama onlar beni sapıklıkla, vahyin dışına çıkmakla suçluyorlar. Oysa ben Kur'an'ın söylediklerini onlara böyle ezbere okumakla bu Kur'an anlaşılmaz. O Kur'an'ı bize Allah okusun, anlasın, yaşasın diye gönderdi. Ama biz okuyup anlamaktan kendimizi uzak tutuyoruz. Bunu yapmayalım dediğin zaman demek ki bu insanlar o Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman kategorisine girmiyor. Ve arkasından diyor ki diriltebilirsin. İşte Müslüman olanlar bunlardır. Ya dinletebilir. Yani Müslüman olanlar ancak bunu dinler. Duyarlı olanlar bunu dinler. Duyarlı olmayanlar da bunu dinlemez. Ya bu aslında hani Bakara suresi 120. ayette diyordu ya Yahudi olan Yahudi ve Hristiyan olanları asla dost edinmeyin. Onlar size dost olmazlar. Ne zaman onlar size dost olur bilir misiniz? Siz onların dinine girdiğiniz zaman. Yani peygamber onlar gibi sapık olduğu zaman peygamberi dinlerler. Eğer peygamber onlar gibi sapık olmazsa onlar dinlemez. Hani Kur'an'da bunun ifadesini ortaya koyarken yani o ümmi bir konumdayken güvenilir bir insandı. Herkes Muhammedül Emin diyordu. Ne zaman o ben Allah'tan gönderilmiş bir nebi resulüm dedi işte o zaman düşmanlık başladı. Allah da onlar için diyor ki ya resulüm onların düşmanlığı sana değil bana diyordu. Neden? Çünkü onlar sen Allah'tan aldığın vahiyleri iletmeden önce onlar sana dosttu. Sana Muhammedül Emin güvenilir insan diyordu. Ama ne zaman ki Allah'tan aldığın vahiy bilgileri onlara iletmeye başladık işte onlar o zaman sana düşman kesildi. Yine bir ayette de o gayba karşı suçlanamaz ifadesiyle yani Allah ona gaybi bilgileri veriyor. O gaybi bilgilerinde en büyüğü neydi? Ahiret alemiyle ilgili bilgiydi. O inkar edenler de ne diyordu? Sen ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe biz sana inanmayız diyordu. Olay bu diye düşünüyorum. O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler. Bu ayet köşe taşı gibi olan bir ayet. Hani bir ayette şöyle diyordu. İsra suresi 16. ayette. Herkesin yapmış oldukları amelleri boynuna bir kuş olarak, kitap olarak dolayacağız ifadesiyle bir belgeden bahsediyordu. Bu yazılmış belge.
bu ayette de ne diyor? O söz, yani ahiret aleminde insanlar ölüp dirildikten sonra ahiret alemindeki insanlar ne diyordu? O söz başlarına geldiği zaman, yani ahiret alemine insanlar ulaştığı zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Ne demek bu dabbe? Hep tefsirlere bakın. Bu dabbe kelimesini yerde debelenen canlı diye anlatmışlar. Oysa dabbe, hani birçok ayette diyordu ya, sizlerin kalplerinizde gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bile Allah bilir. İşte Allah'ın bildiği bu bilgiler kamera kayıt sistemine kaydediliyor ve ahiret aleminde ben inanıyordum deyip orada itiraz ettiğinde açıyorlar kamera kayıt sistemini, kamerayı. İşte senin hayatın, buradan dinleyelim diyor Allah, haşa. Onlar da dinledikleri zaman inkar ettikleri halde biz inandık demelerinin inanmadığını onlara söyler ifadesiyle kullanıyor. Dabbe çıkarız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler. Yani onların hani deriler onlara şahitlik eder, el şahitlik eder, göz kulak şahitlik eder ifadesi kullanıyor. Ne diye onlara şahit ettiğini Allah bize böyle emretti diye yapıyoruz diyor. Çünkü biz ne diyoruz? İnsanların biyolojik ve psikolojik yapısı da dahil olmak üzere insanların karar verdiği yönde insanların dışında yaratılmış olan bütün varlıklar melek diyorduk. Melekler de kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket ederler. İnsanların ne yapıp ne yapmadığını ahiret aleminde ve onlara bilgi olarak sunarlar. İfadesiyle olayı anlatıyor diye düşünüyorum. Peki hocam, burada şeyi nasıl anlamamız lazım? Kitabı sağından verilenler diyor, kitabı solundan verilenler. Kitabı solundan verilen diyor ki bu kitap nasıl bir kitap? Büyük küçük her şeyi kaydetmiş diyor. Rahatsız oluyor. Evet, iki. Yani, bir de burada dabbeden bahsediyor. O zaman bunların tamamını bir araya getirirsek insanların diğer alemde yaptıkları yanlışlarının birebir farkına varmalarını farklı açılardan mı anlatıyor Yani ahiret aleminde her şey ayan beyan ortaya çıkacak. Yanlış yapmışsa yanlışları, doğru yapmışsa doğrular. Burada kitabı sağından verilenler derken Kur'an bunların hepsine cevabını veriyor. Ne diyor? Birisi her insana iki teklif sunucu melek yükledi. Bunlardan birisi iblis, buna yasak ağaç, yapılması, yenilmesi, davranışları Allah tarafından yasaklanan şeylerin teklifini sunuyor iblis. Bir de takva ağacı var. Bu da Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi içerisinde insanların söylem ve eylemlerini hayatına geçirmelerini istiyor Allah. İşte burada iki teklif sunucu meleğin birisini sol yanından ifadesi kullanıyor. Birisini de sağ yanından ifade. İşte Musa'ya sağ yan, Tur yanında, Tur'da sağ yanından bir ağaçtan seslendik ifadesini kullanırken buradaki kendi öz içindeki takva Resulü'nden bahsediyor. Bu Resul ile insana duyurduk bu ifadeyi kullanıyor. Yani bir de yasak ağaç diye bahsetti, iblisin teklifleri. Yani insan takvanın teklifleri yolunda hareket eder, gönderilen vahiyleri, peygamberleri kabul eder ve o vahiyler çerçevesi içerisinde yaşıyorsa bunlara sağ yanın adamları, bunun dışında yaşıyorlarsa bir başka ifadeyle iblisin teklifleri yönünde söylem ve eylemlerini düzenliyorsa bunlara da sol yanın adamlar diyor Allah. Olay bu değil mi? Evet. Şimdi o zaman burada bu dabbe kelimesinin altında olmadık şeyler aramanın bir mantığı yok.
Çünkü ayette burada diyor ki o söz başlarına geldiği zaman hangi söz? Yani Allah şimdi diyor ki öldükten sonra hesap din günü var. Yani işte o din günü olduğunda, o başına geldiğinde onlara yerden bir damla çıkarırız. Şimdi kalkıp da yeniden bir damla çıkarırız. Ve siz dünyadayken inanmıyordunuz diyecek. Bu herhalde böyle bir şey değil. Yani insanların orada ayan beyan itiraz edemeyecekleri şekilde dünyada yaptıkları yanlışları orada bilecekler, görecekler. Herhalde bunu anlatıyor diye düşünüyorum hocam. Oradaki şunu bilmek gerekiyor. Bak mesela öyle kuru kuruya sen şunu yaptın, bunu yaptın değil. Bizzat belgeliyor Allah. Neyle belgeliyor? Boynuna dolanmış bir kitap diyor. Bak oku kitabını dediği zaman eyvah büyük küçük ne varsa hepsi kayıtlı ifadesiyle olay anlatıyor. Bu İsra suresi 13. ayette. Bir de bu tabbeden bahsediyor. Yani insanlar yazılma değil sadece söylemiş oldukları hatta kalplerinden geçirip gizlediklerini ve açığa vurduklarını bile kaydeden kamera kayıt sistemi başka türlü nasıl bir belge olabilir? Onlara söyler diyor bak. Oku kitabını değil. En ufak bir şekilde itiraz edemeyeceği şekilde hocam. Onlara aynen hocam öyle. O zaman kafirler için söz konusu olan bir şey yarar. Çünkü müminler için tabii ki. Hiçbir korku veren bir şey yoktur diyor. Tabii ki. Oku kitabını dediği zaman o kime diyor oku kitabını diye o inkar edenlere. Zaten iman eden salih amel işleyenler hemen onların melekler selamla karşılar. Buyurun girin dünya hayatındaki yaptığınız o güzel davranışların sonucunu meyvesini tadın ifadesiyle cennete koyarlar diyor. O inkar edenler de gidecek olduğu yerleri artık öğrenmişler. Onun üzerine 19 vardır. Yani kaçışı mümkün olmayan bir konuma girer. Kesinlikle o azabı çekeceklerine dair kanaat getirirler ifadesiyle olayı anlatıyor. İsteklerimiz, sormak istediklerimiz varsa arkadaşlar buyurun. Peki. Allah razı olsun. Yarın inşallah Nemil 83'ten devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.